Ey Kılıçdaroğlu, ey Kılıçdaroğlu beni duysansa ben senden ürekliyim. Bize kumpas kurdular, onların bir ürekler yok, biz onlardan ürekliyik. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak'ın Diyarbakır annelerini tehdit ettiği ortaya çıktı. Yalanda o fotoğrafı çektiler, sosyal medyada paylaştılar, biz bunu kabul etmiyoruz. Elimize göz akıbelerini tehdit etti bizi resmen, açık açık tehdit etti adam. Elimizi kumpasa getirdiler. Diyarbakır'da nöbet tutan annelerden Ayşegül Biçer, öğretmen evinde görüştüğü CHP'li Toprak tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Ve aileler tepki göstererek kesinlikle onlarla görüşmek istemediğini bana dile getirdi. Ondan sonra ben bunu Erdoğan Toprak'a iletirken Erdoğan Toprak bana dedi ki yarın öbür gün biz iktidara gelirsek ben de bakan olursam pişman olmayın dedi bana. Ben de dedim ki Rabbim zalime fırsat vermesin. Biçer yaşananları anlattı. Çadıra gitmeyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na 920 gündür neredeydiniz, nasıl aklınıza düştü de geldiniz ve eğer görüşülmesi gereken bir konu varsa, anneleri ziyaret etmek istiyorsanız da yer burası değil, Diyarbakır HDP il binası önü dedim. Onun da bana verdiği cevap, fırsat bulursam Diyarbakır annelerini ziyarete gelirim. Ben de dedim ki işte sizin annelere verdiğiniz değer budur dedim. Fırsatı kullanıyorsunuz ve onu masada bırakıp orayı terk ettim. Evlat nöbetinde oğluna kavuşan Biçer, CHP'lilerin kendilerine daha önce de para teklifinde bulunduğunu açıkladı. 10 gün önce CHP tarafından her Allah'ın günü günde 5 defa gelen telefonlarla bize teklif edilen paralar, bize teklif edilen işler, oğlum askerden geldikten sonra ona iş vereceklerini, her pisliği denediler. Bunu bilsinler ki biz parayla satın alınacak insanlar değiliz. CHP'nin tutumu karşısında Biçer ve bazı aileler CHP önünde nöbet başlatacaklarını söyledi. Biz şu anda CHP il başkanlığının önünde eylem başlatıyoruz. Hodri meydan. Vatan Partisi ise ilk günden bu yana ailelerin yanında. Kılıçdaroğlu ve Biden tayfası ikiyüzlü bir siyaset yapıyor. En son bu ikiyüzlü siyasetinin de son göstergesi Diyarbakır annelerinin eylem yaptığı HDP il binası önündeki çadıra gelmeyip onları öğretmen evinde ziyaret ediyormuş gibi yapmak. Yani bu artık dolambaçlı yollardan yürümenin, sinsi yollardan yürümenin başka bir göstergesi. Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan, CHP'nin HDP'ye göz kırptığını söyledi. İşte PKK'ya şirin gözükmek için başvurulan yollar ise bu şekildeki sinsi yollardır. Gelip HDP'nin en üst düzey temsilcileriyle onlara yeniden açılım sözleri vermenin, yeniden HDP'nin kapılarının açılacağı sözleri vermenin, Cumhuriyet Halk Partisi tamamen PKK'nın kuyruğuna girmiş. Kürt sorunu yok diyen Tanhan, PKK sorununa dikkat çekti. PKK'nın Türkiye'yi bölmesi sorunu, Kürt'ün sorunu. Siz PKK sorununu çözmek istiyorsanız PKK sorunu var diyeceksiniz. Terör sorunu var diyeceksiniz. O sorunu çözmek isteyen, o sorun için ayağa kalkmış da durumda bulunan anneleri ziyaret edeceksiniz. Onların dertlerini dinleyeceksiniz. Siz...